Hepiniz Pazaryeri Belediyesi Sinema Geceleri etkinliğine, ikinci akşama etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi ben biraz her zaman stres yapıyorum. Önceden de açılış konuşmalarını ben yapıyordum başkanım, gene bana düştü. Ama bu akşam gördüğüm kadarıyla arkadaşlara az önce sordum. Dün akşam meydanda yapmıştık, hükümet konağı önünde yapmıştık ama bayağı kalabalık olunca, teveccühü çok görünce bu akşam da buraya aldık. İyi de yapmışız. Sandalye sayısını sordum, 800'müş. Maşallah sanki bana azmış gibi geliyor. Sayın milletvekilimiz sordu katılım nasıl olur diye. Dedim ki vekilimize, sayın vekilim Pazaryeri şerbetçi ota hasatı var. Belki akşamları katılım az olabilir ama bu akşam bizleri mahcup etmedi hemşerilerimiz. Katılım da çok güzel. Misafirlerimize, hemşerilerimize, ayrıca bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu akşam çok özel bir gün. Hayat hikayesi muhteşem olan misafirimiz var aramızda. Çok değerli belediye başkanımız, değerli il başkanımız, ilçe başkanlarımız, kaymakamımız, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli STK başkanlarımız, ilçe müdürlerimiz, çok değerli hemşehrilerimiz, ben de hepinizi sevgi, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel organizasyondan dolayı belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlerimize de ayağına sağlık, şeref verdiniz. Bugün nasip Bilecik, Bilecik'e geldik. Orada Gençlik Spor İl Müdürümüzle birlikte Erzincan vekili kendisi Erzincan'da çok güzel hizmetleri ifa etti. Yasin Bey'le beraber ilçemize geldik. Değerli dostlar, bugün biz az konuşalım, önemli olan beyaz perde konuşsun. Buğday Tanesi filmi benim 48 yıllık hayatımı anlatan, yaşadıklarımın da %1'ini beyaz perdeye yansıtan bir filmdir. 10 milyon engellimiz, ailesiyle beraber yaklaşık 40 milyona yakın insanımız için umut, aileler için umuda yolculuk, engelli olmayan insanlarımızı empati ve şükrü anlatan bir filmdir. Türk siyaset ve sinema tarihinde bir ilktir. Şu anda da Netflix'te, dijital medyada yayınlanıyor. Türk Hava Yolları'nda yayınlanıyor. Yüksek Hızlı Tren'de yayınlanıyor. Bayramdan önce İngiltere Parlamentosu'ndaydık. Ondan önce Frankfurt Film Festivali'nden ödül aldık. İnşallah yakında Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Washington, New York ve Los Angeles Film Festivali'ne davet edildik. Ödül alacağız. Ve en güzel ödülleri Türkiye'ye, aziz milletimize, sizlere kazandıracağız. Elde edilen gelirle de İstanbul'da projesine başladık. Çok güzel bir engelsiz yaşam merkezi yapıp onu da milletimize, İstanbul'umuza armağan edeceğiz. İnşallah bu buğday taneleri çoğalacak. Ülkemizin her ilinde, ilçesinde yeşerecek ve ülkesine, milletine hizmet edecek. Amacımız da budur. Kimse engelinden dolayı geri kalmasın. Bizler üniversiteyi bitirdik. İstanbul Hukuku hakim yapmadılar. Yasal engel vardı. Vekil olduk. Değiştirdik. Şimdi engelli kardeşlerimiz hakim, savcı oldular. Biraz zirvenden itibaren de inşallah önümüzdeki günlerde de sayıları artacak. Bu sessiz devrimi gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hakikaten engelliden öğretmenle olur denildiğinde bal gibi olur ve bu psikolojiyi kıran azim ve mücadelemiz noktasında bize destek olduğu için diyorum. Bütün partiler destek olmuştur. Bütün partilere teşekkür ederim. Milletvekillerimiz yasal düzenlerimizde destek olmuştur. Ben herkese teşekkür ediyorum. Tabii belediye başkanımızın da mücadelesi buna benziyor. Zeki Hanım da
hakikaten azimle, gayretle belediye başkanı olmuş sizlere hizmet ediyor. İnşallah bu hizmetler daim olur. Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybederse asla başkanı vazgeçmeyeceğiz ve hep beraber mücadele edeceğiz ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için. Biz az konuşacağız, birazdan film konuşuyorum. Ben sağ olun, var olun geldiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum, iyi seyirler. Hastanın adı ne? Serkan. Serkan Baylan. Ben bu dünyada herkesin bir amacı olduğunu düşünüyorum. Mesela annem. Benim doktor olmamı isterdi. Bense insanlara yardım etmek, onların hayatlarına dokunabilmek istedim. Hakimlik mülakatında toplum içerisinde yadırganacak engeli olması maddesi yüzünden elendi. Mustafa Koç haber geliyor Mustafa! Biliyor musun Ali? Yaşasa bile sakat kalacakmış. Görüş ve önerilerini bizimle paylaşması için Sayın Avukat Serkan Bayram'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Bir çocuk eller olmadan ne yapar abi? Neden bizim gibi engelli bir vatandaş vali olmasın? Neden bir büyükelçi olmasın? Bir insan eller olmadan nasıl yaşar abi? Ben Serkan Bayram. Niye geldin? Belki sana yardım edebilirim. Kopmuş bir omuriliği onarabilir misin? Benim bir hayalim var değerli hocalar. Kimsenin fiziksel engellerinden dolayı mağdur olmadığı bir dünya hayal ediyorum.